Balıkesir Tabip Odası tarafından, Ankara'da 36 saatlik çalışma sonrası geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Ankara Şehir Hastanesi araştırma görevlisi Dr. Rümeysa Berinşen için, 25 Ekim 2021 tarih ve saat 12.30'da Baun Tıp Fakültesi önünde bir dakikalık saygı duruşu, anma ve basın açıklaması yapıldı. Yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi. Sevgili meslektaşlarım, değerli basın emekçileri. Bugün 25 yaşında hayatının baharında genç meslektaşımızı kaybettik. Asistan hekim Rümeysa Berinşen'i kaybettik. Haberi gördüğümüzden beri içimizde tarifsiz bir sızı var. Üzgünüz, kızgınız. Her şeyin anlamını yitirdiği anlardan birini yaşıyoruz. Biliyoruz asistan hekimlerin 36 saat aralıksız çalıştığı nöbetlerin çıkışında direksiyonda dalması olanlaştı. Bizi bu kadar üzen, kızdıran, kahreden şey kaybettiğimiz asistan arkadaşımızın acısı yanında her an o koltukta başka bir arkadaşımızın da olabileceğini bilmek. Tükendik artık. Gün aşırı nöbet tutan, nöbet çıkışı izin hakkı verilmeyen, ayda 10-15 nöbet tutan asistan hekimler tuttuğu nöbetlerin parasını dahi alamayan polikliniklerde, ameliyathanelerde, acil servislerde, yoğun bakımlarda çalışan asistan hekimler eğitim almak, bilimsel araştırma yapmayı öğrenmek için girdikleri üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinde hizmet yükü altında ezilen, evine, sevdiklerine zaman ayıramayan asistan hekimler. Hastalardan sözlü, fiziksel şiddet gören, tehdit edilen, aşağılanan asistan hekimler. Eğitim sürecinde mobbinge uğrayan asistan hekimler hasta muayene eden, yatıran, taburcu eden ama vizitte, poliklinikte, ameliyathanede eğitim verilmeyen asistan hekimler. Pandemide en ön safta hizmet veren, filyasyon yapan, örnek alan, COVID-19 yoğun bakımlarında çalışan asistan hekimleriz, başhekimliklerin, dekanlıkların, rektörlerin izne layık görmediği, pandemi döneminde yapılan ödemeleri bile hak edemeyen asistan hekimler. Bir asistan meslektaşımızı daha 25 yaşında kaybettik. Acımızı kelimelerle ifade edemeyeceği kadar üzgünüz. Bu bir kaza değil cinayet. Defalarca eylem yapıldı. Nöbet ertesi izin hakkı için sosyal medyada, hastane önlerinde eylemler yapıldı. Yüksek Öğretim Kurulu ile görüşüldü. Meclise gidildi. Meclis önünde basın açıklaması yapıldı ancak hiçbir şey değişmedi. Asistan hekimler insanca koşullarda hekimlik yapmak istiyorlar. Eğitim almak, mobbinge uğramamak, insanca koşullarda yaşamak yaşatmak istiyorlar artık yeter. Duyun meslektaşlarımızın sesini